5 sene önce mesela bana sorulsa şu anki geldiğimiz dijital dünyanın ya da dijital noktası, yani asla hayal edemeyeceğim bir noktadayız şu an. Bundan sonra bizi neler bekliyor? VR, ER deneyimi ve bununla geleceğe bakış. Bak hiç bilmiyorum ya, sunamadım. VR, ER devrimiyle geleceğe bakış. Ali Hantal, VR Masters CEO'su. Hiç yok. Kusura bakma. Hiç yok. Test 1, 2, 3. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yemeğe az kaldı. Galiba benden sonra yemek olacak. Çok az daha dayanın. Ondan sonra başlıyoruz. Çok teşekkür ederim. AR, VR, gerçeklik teknolojileri. Bugün çok kısa sizle birlikte geleceğe bir yolculuğa çıkacağız. Ne zaman bağlanırız? Augmented reality, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik. Arasındaki farktan da bahsedeceğim bugün ama aramızda kaç kişi sanal gerçeklik deneyimledi acaba? Gözlüklerle süper. Peki arttırılmış gerçeklik gözlüğü deneyebildiniz mi hiç? Yani biraz daha farklı bir şey. Evet, 1, 2, 3, gene bir 15 kişi var. HoloLens miydi denediğiniz? HoloLens. Okey, bu bir karma gerçeklik gözlüğü. Sanal gerçeklik ve karma gerçeklik arasındaki farkla başlayacağım dedim. Ve çok kısa ilk önce kendimizden bahsedeyim. Evet, harika. Teşekkür ederim. Bu... okey. Biz 4 yıl evvel 12 kişilik bir ekiple, bizim orada çok kısa bir değişiklik yapmamız lazım. Bu eski otomatik geçiyor. Onu bir açabilir misiniz? Hemen 10 klik yapalım. Gitmeyin, gitmeyin. Lütfen. Çok önemli ya. 10 dakika. Hiç şeyim yok değil mi? Hatırım yok. Şarkı söyleyeyim. Zaten demin şeyi de yanlış söylemişim. Peri'ye mesaj attım. AR diyeceğime ER demişim. Hiç uyarmıyorsunuz. Oradan bağırıyor Elif. ER, AR, AR diyor ama sonra fark ettim. Ali Bey söyleyince. Konuyla ilgili yani o kadar yokum ki. En son ama VR gözlüğü takıp bir tozun yolculuğu diye bir şey izlemiştim. Vallahi. Siz nasılsınız? Her şey gidiyor mu? Yemeklerimiz çok güzel. Misafirlikten. Ali Bey. Tamam. Evet, çok güzel videolarım vardı da onları geri getirmeye çalıştım. Evet, İngilizce olacak, çok özür dilerim. Türkçesi de vardı ama açamadık. Ve biz 4 yıl evvel bu yolculuğa başladık ve Türkiye'de birçok firmayla çalışmanın ve bu çalışma sırasında da çok güzel tecrübe edinmenin şansını yakaladık. Gördüğünüz gibi birçok firmayla çalıştık. Hızlanayım, burada kaybettiğimiz dakikaları hemen kapatalım ve dünyada çok büyük bir değişim geliyor. Değişim şöyle ki aynı anda 7-8 tane teknoloji devrimi yaşıyoruz. Yapay zeka, Big Data, hep duyduğumuz şeyler, nöroteknoloji, Internet of Things, akıllanan nesneler, akıllanan bilgisayarlar ve hikaye devrimi, hikaye anlatım devrimi, AR, VR. Bu noktada VR ve AR nedir? VR, sanal gerçeklik, bizi bulunduğumuz ortamdan tamamen kopartan, gözlük taktığımızda buradan dışarı bambaşka bir ortama taşıyan bir teknoloji. Sanal gerçeklik, özellikle bulunduğumuz çağda felsefi, bilimsel ve teknolojik açıdan en büyük gelişmelerden biri. Çünkü kullanıcı bütün fiziksel kurallara aykırı yepyeni ortamlara taşınabiliyor. Ve fiziksel kurallara aykırı derken vücudunu seçebilecek.
vücudunu değiştirebilecek insan olmayan vücutlar içinde deneyimler yaşayabilip fantastik ortamlarda bu deneyimleri değişik ortamlara taşıyabilecek. Bu bağlamda insan beynini hem cognition hem öğrenme hem biliş ve aynı zamanda da algı noktasında inanılmaz derecede araştırma kabiliyetine erişeceğiz. Peki, arttırılmış gerçeklik nedir? Arttırılmış gerçeklik bizim şu anda ekranda gördüğünüz gibi gözümüze bir gözlük takarak veya elimizdeki tabletle var olan dünyamız üzerine holografik bazı eklentilerin yapılmasına, arttırılmak yani gerçeği arttırmamıza arttırılmış gerçeklik diyoruz. İkisi arasındaki en büyük fark biri tamamen bizi bu ortamdan çıkarıyor ve koparıyor. Diğeri bu ortamda tutarken gerçekliğimize eklemeler yapıyor. Dolayısıyla kullanım alanlarına baktığınız zaman da şu anda ekranda gördüğünüz gibi en önemli özelliklerinden biri masayı tanıyabiliyor olması, gözlüklerin ve cep telefonlarının yeni ARKit, Apple ve Android'in de AR Core duymuşsunuzdur bunları. Bu iki teknoloji sayesinde etrafımızı tanıyabiliyoruz. Mesela Microsoft'un HoloLens'i etrafta ikişer tane spatial kamerası var. Yani etrafı tarama kamerası. O sayesinde bütün cihaz var olan mobilyaları, sandalyeleri tanıyabiliyor. Duvarı, yeri görebildiği için holografik bu eklentileri dünyamızda yerin veya masanın üzerine ekleyebiliyor ve bunlarla iletişime geçebiliyoruz. Bu durumda karma gerçekliğe, arttırılmış gerçeklikten karma gerçekliğe aslında tanımını size anlatmış da oldum. Fakat arttırılmış gerçeklik genel anlamda karma gerçekliği kapsayan bir teknoloji. Şimdi size çok önemli bir nokta bu. Bunu birazdan tekrar geri geleceğim. Bunun sırasını değiştirmiştim. Evet, mobil. Biraz geri ve ileri gideceğim çünkü Türkçe ile İngilizce'yi size uyarlamıştım ben bu sunumu. Yanlış sunum gönderdiğim için şu anda buna bakıyoruz ama şu anda gördüğünüz gibi mobil ve gözlüğü aynı anda görüyorsunuz. Soldaki kişi bir augmented reality tableti veya cep telefonundan dünyaya bakıyor. Sağdaki kişi de HoloLens ile tekrar bir holografik küreye bakıyor şu anda. İkisi aynı küreyi görebiliyor. Bu müthiş bir başka teknolojik devrim aslında. Yani isterseniz siz holografik açıdan iki tabletle karşılıklı Amiral Battı oynayabileceksiniz. Yani ben kendi gemilerimi göreceğim, siz kendi gemilerinizi göreceksiniz. Seyreden biri de başka olarak hepsini, bütün gemileri görebilecek gibi paylaşımlar düşünün. Buradan biraz daha ilerledikçe konuşmaya devam edeceğiz. En büyük problem şu anda arttırılmış gerçeklikte ve karma gerçeklikte field of view denilen görüş alanı. Ben şu anda size baktığım zaman görüş alanı itibariyle 40 derecelik bir açıda size holografik süperempoze olarak holografik eklentiler yapabiliyorum bu dünyaya. Bu da peripheral vision'da eksikliklere yol açıyor. Yani bu teknolojinin de sanal gerçekliğinde ilerleyecek noktaları var. İkisi için de şunu düşünebiliriz. 20 yıl evvel mainframe kompüterler neyse bugünkü VR ve AR gözlükleri de aslında tamamen öyle. Fakat bu çok süratle gelişen bu teknolojide önemli bir mesaj taşıyor. Önümüzde 5 yıl diyelim, 10 yıl diyelim ya da 20 yıl diyelim. Bugün doğan çocuk 20 yıl sonra ne yapacak dediğinizde kesinlikle emin olduğumuz bir şey var. Bu gözlükler ufalacak. Hatta bu gözlükler lens bile olabilir, olacak. İşte o zaman dünyamız tamamen değişecek. Bir başka eksiklik dokunma eksikliği. Yani haptic. Haptics denen olay dokunduğunuz zaman gerçek dünyadaymışçasına hissiyat almanız. En büyük sıkıntı nedir VR'da? Gözünüzde bir şey taktığınızda dikkat ettiniz bilmiyorum ama insanın dokunası geliyor gördüğü şeye. Çünkü insanın içinde dokunma ihtiyacı ve direkt gördüğü şeye bir şekilde ulaşma ihtiyacı ve aslında feeling'i, hissiyatı var. Peki bu geldiğinde ne olacak? Yani nasıl gelebilir? Bu eldivenlerle gelecek. Şimdi size göstereceğim videodaki gibi kıyafetlerle gelecek. Henüz bunların çalışmaları devam ediyor. Geçen sene Las Vegas'ta CES'te üzerinde 42 tane sensör olan bir kıyafetle tanıştım ve bu 42 sensör siz sanal dünyada yürürken eğer yağmur yağıyorsa buranıza yağmur damlası değdiğinde size onu hissettirebilecek derecede olacak. Eldivenler zaten çıkmaya başladı. Peki ne olacak? Şimdi bu
Ready Player One Türkiye'de başlat olarak çevrildi. Çok kısa bir kesit seyrettireceğim size. Gözlük gelişmiş, çok küçük, kayak gözlüğü gibi olmuş. Ve bakın yürüdüğü ortamda sırtına dokunuyor ve gerçek dünyada bakıyor. Vücutları tamamen farklı, avatarlar kullanıyor. Bakın gerçek dünyada hanımefendinin kendisine dokunmasını hissediyor ve gördüğünüz gibi fiziksel kurallara aykırı bir ortamda dans edecekler birazdan. Bu bambaşka da olacak. Bakın sanal gerçeklik tutmadı vesaire söylentileri var. Sebepleri çok net, çok erken ve de çok hızlı gelişmeler yapıldı. Sanal gerçeklikte cardboard denen bir şeyle tanıtıldı. Futbol yayınları yapıldı, basket maçları yapıldı. Yanlıştı zaten çünkü futbol 110-150 metreden seyredilmiyor. Bakın yeni bir teknoloji, yeni bir buluş, çok basit bir buluş. Her akıllı telefonunuzu, cep telefonunuzu sanal gerçeklik gözlüğü yapan bir cihaz. Bu 7 dolara Amazon'da satılan bir cihaz ve gömlek cebime de sığıyor. Yani bu gördüğünüz o kartboardlar var ya, ortası kırıldığı zaman çift görüyorsunuz, yanınızda taşımanız mümkün değil, kocaman bir şey. Bu şu anda bile bakın çok basit bir teknolojik hal aldı. Bir başka video daha seyrettireceğim. Geleceğe doğru gidelim. O da dünyada lensler çıktığını düşünelim. Lens çıktığında birbirimize baktığımız zaman kameralarla emotion yani hissiyatları da algıladığımızı düşünelim. Ve şimdi göstereceğim. Video. Ubiquitous reality denen yeni bir terminoloji. Her zaman, her an, her yerde demek. Ve evde bir gözünde lens olan bir kişi evde yemek yapmak için buzdolabını açtı. Fridge application otomatik açıldı ve onunla konuşmaya başladı. İşte salatalık var 5 tane dedi. Gözünde lens var görüyorsunuz. Lens seçti. Gitti şimdi salatalığı kesecek. Yani artık bu tamamen de biraz daha abartılmış dominus buradaki. Adamın çizgileri bile gözlük yerleştirmiş durumda ve puan alıyor işte düzgün keserse. Ama iyi düşünün şu anda aslında gözündeki gözlükle mutfakta her türlü ona yardım eden, işte beceremedi hepsini çöpe attı falan da biraz fazla israf var burada ama burada gördüğünüz gibi kişi lensle şu anda işte tavanın orasını da götürmesi gerektiğini bile anlayabilir durumda. Televizyon seyrediyor, duvarda televizyon yok. Kendi gözünde yan yana oturduğunuz zaman televizyonu bu şekilde seyrettiğinizi düşünün gözündeki lensle. Bunun biraz daha ilerlediği noktaya doğru bakacak olursak size bir video daha seyrettireceğim. Vaktim çok azaldı. Bu evet biraz ileri gitmem lazım. Bu arada işte geçtiğimiz slaytlardan kısaca bahsedeyim. Geçtiğimiz slayt ilk önce bir offside çizgisi vardı orada gördüğünüz gibi. Aslında buna biz çok alışığız futbol maçlarında offside çizgisini. Bilmiyorum siz görüyor musunuz ama bizim hayatımızı değiştirdi mesela. Offside çizgisini eskiden göremezdik. Futbol sever misiniz bilmiyorum ama sevenler var mı? Neden bahsettiğimi bilenler. Offside çizgisi gibi bir çizgi çıktı hayatımızda. Ne güzel değil mi? Gösterebiliyor. Şimdi size göstereceğim bir videoda bu. Bu çok büyük bir değişiklik yaratacak hayatımızda. Şu anda yapılabiliyor. Bir firmaya bunun teslimatını da yaptık. Bakın kişi şu anda tamirat yaparken bir yardıma ihtiyaç duydu. Kafasında HoloLens var. HoloLens'in gördüğünü hanımefendi, expert olarak ofisten görüp gördüğü sahneye elle çizgi çizebiliyor. Yani şunu düşünün, ben bundan 15 yıl evvel annemi internete bağlamaya çalışıyorum. Bilgisayar internete bağlanmıyor. 1,5 saat anne arkasına bak, resim çek, gönder, orada Cat 5 falan bittim yani. 1,5 saat sürdü bağlayamadım. En sonunda en yakın arkadaşımı aradım, gitti annemi internete bağladı. Şimdi kafasında bir gözlük olduğunu düşünün, bak diğeri gördüğümü düşünün. Anne bak diyeceğim, bu Cat 5'ı çıkart diyeceğim, çekip alacak. Düşünün evde, size de olmuyor mu? Eşiniz size bir şey söyleyecek, anlatacak. Digiturk aynı dertte. Digiturk'ü bir evden eve oturtana kadar, ofisten eve ölmüştüm. 20 saniyem kaldı. Bir videom daha vardı ama 20 saniyeyle onu yetişebilecek miyim? Size hemen onu göstereceğim. Yaptığımız birçok kullanım alanları var burada. Fakat size en son göstereceğim video, çok hızlı şunu da göstereyim. Bakın eğitimde nasıl kullanılacak. Bir kürenin üzerine bakıyorsunuz ve düşünün ki çocuğunuz o kürede. Şimdi birazdan bakın mama tabakasına tıklayacak. Ve
dünyanın, gerçek dünyanın dijital anlamda açıldığını görün. Gerçek kürenin üzerinde siz bir eğitim verdiğinizi düşünün. Bir başka güzel örnek, bakın bir bunu pazarlama anlamında da düşünün. Broşürlerinizin bu şekilde canlandığını düşünün. Bir anda ya da dediğimiz gibi tekrar eğitim verdiğinizi düşünün çocuklarınıza. 10 saniyem kaldı. Ve şu anda birazcık teknik, bizim de teknik sıkıntı yaşamamız en komiği değil mi? En teknolojik olarak gelip teknik sıkıntı yaşıyoruz. Size şu videoyu da gösterebilir miyim izninizle ondan sonra? Evet, simülatörler var. Bu simülatörler bizi gerçek dünyada yaptığımız hareketleri, yürümemizi de sağlıyor. Evet, şu avatarlar noktasında bakın, ölümsüzleşmekten bahsedip sizi hemen yemeğe doğru göndereceğim, söz veriyorum. Sınıflar artık böyle olacak. Bunları göreceksiniz. İnsanlar kendi avatarlarıyla sınıflarda olacak. Yani burada olmanıza da gerek kalmayacak. Ben sizi evde otururken sadece kafanızda gözlük olduğunda ben size böyle baktığımda sizi görebiliyor olacağım. Mimiklerinizi iPhone 10'da çıktı biliyorsunuz. Wow dediğiniz zaman avatar da wow diyor. Yani artık konferans, video konferansta ben 30 kişiye ders veriyordum online. Çocuklardan bir şey öğrendim. Ekranın üzerine cep telefonunu koyuyorlarmış. Ben bana bakıyorlar zannediyorum kameradan. Çocuklar orada cep telefonunda WhatsApp falan yazışıyormuş. Ben de 20 kişinin suratına bakıyorum. Herkes kameraya bakıyor zannediyorum. Anlatıyorum falan. Meğer 20 kişi orada WhatsApp. Kollarını da görmüyorum ya. Öyle onlar orada başkasıyla uğraşıyorlarmış. Ama artık sensörler var. Bana mı bakıyor, bakmıyor mu? Kim uyuyor, kim uyumuyor görebileceğiz. Dolayısıyla dünya öyle de çok değişecek. Evet, ölümsüzleşme. Bakın, Alternate Carbon diye bir film çıktı. Çok creepy şey, çok garip şeylerden bahsediyoruz. İşte switch takıyorsunuz, ölmenize rağmen ölmemiş modunda sizi başka bir vücutta, isterseniz bayan bir hanım vücudunda, isterseniz bir beyefendi vücudunda da yaşayabiliyorsunuz. Amerika'dan öğrendim bunu da yeni. Şimdi düşünün ki şöyle bir aile büyüğünüzü böyle bir ortama soktunuz ve onun 3D modelini çıkarttınız. Bakın benim iş ortağım Doğan'la benim. Aynen öyle bir odada 3D volumetric capture edilmiş halimiz. Business kartımıza baktığınız zaman aynen şu şekilde ben ve beni kartın üzerinde bir app'le görebiliyorsunuz. Bu daha bitmedi, daha yeni bitirmek üzereyiz. Buna animasyon rigi de tanıttık ve ben öldükten sonra torunlarım yıllar sonra benim animasyon rigimde oturup benle yemek yiyebilecekler. Orada ben ona beni birisi anime olarak beni programladığını düşünün. Ben geçip oraya çocuklar afiyet olsun diyebileceğim. Ben ölmüşüm ama animasyon olarak modelim burada kalabilecek. Yani ölümsüzleşmek bir nebze aslında mümkünleşmeye başladı. Tavsiyem şu, mümkünse bunu da konuşun, konuşabiliriz. Büyüklerinizi 3D bir tarama odasına götürüp taratın. Taratın. Benden kurtulamazsınız. Bir şey soracağım Ali Bey. Şu lens takıyorsun, yemek yapıyorsun. O şu an var mı? Çünkü sadece o ilgilendiriyor şu an. Bu hemen yapalım onu. Şey. Lens yok ama şu şekilde var. Bir şey diyeceğim. Bayağı Black Mirror bu. Black Mirror izleyen var. Tam Black Mirror. Bayağı şu an. Ben şu şeyi sevmedim. Hologram okula gidiyorsun falan. Yani o kadar da değil. Bir dışarı çıkalım yani. Neyse. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten benim için açıkçası çok bilgilendirici. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Birincisi...